bana, Sayın Genel Başkan Yardımcımıza ve Gençlik Kolu Genel Başkanımıza her türlü soruları sorabilirsiniz. Buyur. Evet, aslında çok bilinmeyen bir süreç değildi. Zaman zaman sizlerle de paylaştığımızda, hatta 2 yıl önce yolsuzluk haritasını açıkladığımızda bunları çok somut bildiğimiz şeylerdi. Sayıştay raporlarını galiba maalesef gazeteci arkadaşlarımız çok inceleyebilmiş değiller. Sayıştay raporlarına da baktığınızda bu yolsuzluk haritasının, daha önce bizim de kamuoyuna paylaştığımız bu yolsuzluk haritasını çok somut bir şekilde görebilirsiniz. Soruşturma devam ediyor ama soruşturma devam ederken kabinenin en önemli bakanlarının halen görevlerinde olması doğrusu hukuken kabul edilecek bir şey değildir. En azından soruşturmanın daha sağlıklı yürüyebilmesi için bakanların derhal istifa etmeleri gerekiyor. Yani bütün demokratik ülkelerdeki yöntem budur. Sizin çocuğunuz gözaltındayken sizin o koltukta oturmanız demokrasiden kabul edilecek ya da hukuken kabul edilecek bir yöntem değildir. Umut ediyorum ki herhalde bugün en azından bu soruşturmaların daha sağlıklı yürüyebilmesi için mevcut bakanların görevlerini bırakmaları gerektiği inancı içerisindeyim. Hayırlı olsun sadece. Efendim, bu operasyonlar İçişleri ile yapılıyor ama İçişleri Bakanı'nın bilgisi dahilinde midir? Bu konuda bir gözleminiz var mı? Gördüğüm kadarıyla tabii sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada bunları çok takip etmek biraz zorlaştı. Ama sosyal medyayı takip edince onu çok somut bir şekilde görüyoruz. Birçok bakan sabah sosyal medyada bunu fark ettiğini görüyoruz. Sayın Bakan'ın bilgisi var mı yok mu bilmiyorum ama büyük olasılıkla Sayın Başbakan'ın bu operasyonda bilgisinin olduğu inancı içerisindeyim. Daha başlamadı. Aslında Sayın Başbakan'ın bir cümlesiyle ifade etmek istiyorum. Ankara'nın derin dehlizleri demişti. Değerli arkadaşlar, şu listeye baktığınızda şu liste kabinenin tamamını kapsıyor. Türkiye'de yapılması gereken uzun yıllardır ne yazık ki Türk siyasetinin nereden kirlendiğini, nasıl kirlendiğinin de en önemli fotoğraflarından bir tanesidir. Zaman zaman ufak tefek de olsa gerek sosyal medyada gerek yazılı basında, internet haberlerinde birçok bakan çocuklarının kavgaları olmasına rağmen bunların da kamuoyuna yansımadığını görüyoruz. Tabii partiler aynı zamanda şeffaftır. Yani kamuya açık alanlardır. Bütün siyasi partiler en az CHP kadar şeffaf olmalı, perdesiz olmalı, her şey görünebilmeli. Bu görünürlüklerin basına yansımaması da çok dikkat çekicidir. Özellikle 2-3 tane bakan çocuğunun ihaleler arasındaki kavgaları neden yansımadı? İnşallah önümüzdeki günlerde bu yolsuzlukların derin dehliz dediğimiz derin dehlizlere kadar iner ve Türk siyaseti bu kirlilikte arınmış olur diye düşünüyorum. Bu bir başlangıçtır ve bu başlangıcın sonunu bekliyoruz. Buna da Cumhuriyet Halk Partisi olarak başta Türkiye'de bu yolsuzlukla mücadele etmiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve bizler çok ciddi de katkı sunarız. Önemli olan gerçekten Türk siyasetinin bu kirlilikten arınması gerekiyor. Değerli çocuk arkadaşlarımız, bakın
Hepiniz izliyorsunuz. Şu anda Van'da binlerce insan çaresiz. Sokaklara gittiğinizde özellikle metropol kentlerde sokakta yaşayan insanlar, kağıt toplayan çocuklar varken bakan çocuklarının böylesi bir servet içinde olması vicdanen de dinen de kabul edilebilecek bir anlayış değildir. Sayıştay raporlarının dikkatle takip edilmesi gereken inancı içerisindeyim. Çok özür diliyorum. Takip edilmesi gerekiyor. Bu büyük şehirler yasası görüşülürken, yani yaklaşık 1,5 sene önce siz şöyle bir uyarı yapmıştınız. Yani rant ve yerel yönetim ilişkisini bitirelim. Genel taşı altına elimizi koyalım. İstanbul'daki adaylarınızda da işte hani rant kesimlerinin ve bu çetecilerin değil, yani halkın adayım diye kendi adaylarınızı ilan etmiştiniz. Acaba yapısal bir dönüşüm için, yapısal bir müdahale için hani operasyonlar yeri geçer. Bugün sırası mıdır? Yani bir yerel yönetim rant ilişkisini kesme anlamında. Değerli arkadaşlar, aslında bu yolsuzlukların ve bu gidişatın bu gidişatı görmek için müfettiş, savcı ya da Sayıştay denetçisi olmaya gerek yok. Siyasetçilerin mal varlıklarına baktığınızda özellikle kamu adına görev yapan bakanların, belediye başkanlarının, çocuklarının mal varlıklarına baktığınızda bu fotoğrafları çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bunun için büyük bir şeye gerek yok. Ben doğrusu gerçekten de anlam verebilmiş değilim. 2 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rant haritasını açıklarken büyük bir hassasiyet içerisinde çalıştık. Ve o rant haritasındaki bütün belgeleri, bilgileri Sayın Başbakan'ın kendisine gönderdim. Yani şöyle bir düşünün, herhangi bir gelişmiş ülkede, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Belçika'da, Yunanistan'da ana muhalefetin temsilcisi, milletvekili, genel başkan yardımcısı böyle bir iddia koyduğunda bu iddiaya cevap verilmiyorsa hepimizin bir düşünmesi gerekiyor. Bizim itirazımız, o günkü itirazımız, büyük şehir, bütün şehir hiçbir anlam ifade etmez. Elbette bunlar da tartışılabilir. Ama ortada bir ranta dayalı bir sistem var. Bu ranta dayalı sistemi ortada kaldırmadığımız sürece milyonlarca yurttaşımızın barınma sorunu çözmemiz mümkün değil. Halen deprem sorunu çözebilmiş değiliz. Halen kentlerin sorunlarını çözebilmiş değiliz. Niye çözemiyoruz? Çünkü birinci önceliklerimiz kendi çocuklarımız, kendi ailelerimiz olunca elbette yurttaşların sorunları da ötelenmiş oluyor. Ben sizden rica ediyorum, o rant haritasını tekrar bir gözden geçirirseniz ve Sayıştay raporlarını tekrar bir gözden geçirirseniz bütün bu manzaraları görebiliriz. İnşallah bu bir başlangıçtır. Önümüzdeki süreçte dünyada olduğu gibi, İtalya'da, Yunanistan'da, benzer ülkelerde olduğu gibi bu temizlik hareketinin Türk siyasetine bir nefes kazandıracağı inancı içerisindeyim. Efendim, henüz gözaltı yok ama Kadıköy Belediyesi'nin de bir araziyle ilgili soruşturmanın olduğu bu operasyon kapsamında TOKİ'ye verilen bir arazi. Yani CHP'li bir belediye. Bu noktada bu süreç CHP'ye de yani CHP'lilere de bir istekütümüz ne olur? Efendim bilmiyorum. Bu konuda ilgili ben ilk kez sizden duyuyorum. Sorun CHP, AKP, MHP, BDP sorunu değil. Sorun bir sistem sorunudur. Yani burada bir olumsuzluk varsa bu olumsuzluk kime kadar gidiyorsa gitsin. Hiç o konuda tereddütünüz olmasın. Bu konuda efendim burada CHP'li de varmış mı yokmuş bu algı içerisinde değiliz. Buna en büyük desteği verecek insan da yolsuzlukla mücadele etmiş ve yolsuzluk kahramanı olan Kemal Kılıçdaroğlu destek verir. Yeter ki başbakanın bilgisi dahilinde yürüyen, gecikmiş olmasına rağmen yürüyen bir operasyonun devamının gelmesini talep ediyoruz. Devamı geldiğinde buna Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi katkı sunacaktır. Konuyla pek alakası yok ama Mansur Yavaş konusu var, konuşuluyor.
Evet, bugün daha önemli bir şey yoktur. Yani Türkiye'nin en temel sorunu, bu yolsuzluk sorunu, yoksulluk sorunu, yasaklar sorununun konuşulduğu bir gündemde Sayın Mansur Yavaş'ta yarın öbür gün daha sonra da konuşabiliriz. Sayın Tanrı Kulu'na sorunuz varsa ya da Gençlik Kurulu Genel Başkanımıza, onlar da cevap versin. Ama ben kısaca bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün çok talihsiz bir olay yaşandı. Helikopter düştü ve helikopterde şehit olan kardeşlerimize, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllardır mücadelesini vermiş olduğumuz, özellikle parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması açısından, dokunulmazlıkların kaldırılmasının Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarla istemesinin temel şeyi, işte bu yolsuzlukların ya da kamuda görev yapan bakan, genel müdür düzeyindeki insanların rahatlıkla soruşturulabilmesi, rahatlıkla hesap verebilmesi açısındaydı. Bu büyük bir engeldi ama görüyorum ki bu engeller de aşılıyor. Buna da çok sevinçliyiz, mutluyuz. Şu tablo aslında iktidarın çöküş tablosudur. Tekrarlamak istiyorum. Bu soruşturmanın daha sağlıklı yürüyebilmesi için bakanların derhal istifa etmesi gerekiyor. Bir ufak bir eleştiri olacak ama değerli arkadaşlar, en meşru hakkınız olan özellikle İzmir'deki operasyon, bütün gazetelerin, televizyonların gün boyu, hatta bir hafta boyu meselesi oldu. Bundan da hiç rahatsız değiliz. Son derece olması gereken bir şeydi. Ama televizyonlarımız verirken bazı bakanlar, ne demek bu? Yani çok somut bakanların isimleri, çocukların isimleri varken bunların en azından İzmir'deki hassasiyet kadar kamuoyuna ilan edilmemesi büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Bunu da bir dipnot, bir eleştiri olarak kabul edin. Gerçi sosyal medya bunların hepsinin önüne geçti. Birebir paylaşmış olduğumuz fotoğraflar vardı. Birebir paylaşmış olduğumuz konuşmalar vardı. Bakan çocuklarına bakın demiştik. Ha, demek ki iktidar yetkilisi olmayınca demenin bir anlamı yok yani. Bunlar da Türkiye çok kötü bir yerde. Ama buna rağmen Sayın Bağış o gün bir açıklama yapmıştı tweetinde. Dünya Yolsuzluk Mücadelesi Günümüz Kutlu Olsun demişti. Şimdi Sayın Bağış'tan yeni bir tweet bekliyorum bugünden itibaren. İkincisi, özellikle Gezi Parkı sürecinde Sayın Başbakan'ın Gezi Parkı'na giden gençlerimizle ilgili ailelerine bir çağrıda bulunmuştu. Çocuklarınıza sahip çıkın. Evet, Sayın Başbakan'ın bu çağrılarına aileler ciddi aldı ve çocuklarına sahip çıktılar. Bütün anneler, babalar Gezi Parkı'nda gittiler, çocuklarına sahip çıktılar. Ben de şimdi Sayın Başbakan'a, kendisine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Başbakan, kabinenizdeki bakanların çocuklarına sahip çıkın. Biz elhamdülillah, biz genel başkanımızdan öğrendik bu sabır işini. Bugün Kemal Bey doğum günü. Sayın genel başkanımızın doğum gününü kutluyorum. İnşallah nice yıllar diliyorum. Sayın genel başkanımızın, Türkiye'nin sayın genel başkanımız gibi bir siyasetçiye ihtiyacı vardır. Bütün bunların üstesinde gelebilecek tek lider Sayın Kılıçdaroğlu'dur.